Doğal taşlar nelerdir? Taşlar nerelerde kullanılır? Doğal taşlar hangi sorunlarda yardımcı olur? Kötü enerjiye karşı hangi taşları kullanmalıyız? Beden, zihin ve ruh sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri litoterapi doğal taşlar uzmanı ve bilinçaltı dönüşüm terapisti Hacer Çelebi anlatacak. Az sonra. Evet, iyi ki varsın. İyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ediyor. Litoterapi, doğal taşlar uzmanı ve bilinçaltı dönüşümü terapisti Hacer Çelebi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Nasıl başladı? Bu bir merakla mı başladı? Öncelikle sizi tanıyalım. Ben 75 yılında Amasya doğumluyum. Uludağ Üniversitesi ve 19 Mayıs Üniversitesi'nde çeşitli dallarda eğitim aldım üniversitelerde. Bir süre eğitim hayatı yaşadım. Eğitimciyim aynı zamanda. Taşları çocukluğuma dayanıyor benim. Doğal taşlara olan merakım. Ve insanlara da yardımcı olma isteği bu tür merakla birleşince ortaya çok güzel bir alan doğdu. Doğal taşlarla danışanlarımıza yardım süreci evet, doğdu. Bir de sizinle alakalı merak ettiğim şu, bilinçaltı değişim, dönüşüm ve farkındalık programı varmış. Bu kapsamda anlatmak istedikleriniz neler? Şimdi şöyle ifade edeyim, hastalıkların temel sebepleri var. Genetik olan sebepler var, genetik sebepler, çevre faktörleri var, beslenme şeklimiz var hastalıkların sebepleri arasında. Benim en çok önemsediğim de %80 bazen 90'lık bir pay verdiğim de bilinçaltında yatan, çok önceden veya çok yakın tarihte de birikmiş olan negatif duygular ve düşünceler var. Bilinçaltında olan ve bizim bilinç yüzeyinde farkında olmadığımız şeyler var, hastalıkların sebepleri var. Dolayısıyla %80'lik büyük bir dilimi kapsayınca bu bölüm, rahatsızlıklarımız altında %80'lik bir dilimi kaplayınca benim de ilgimi çekti. Lise yıllarımda uzak doğu sporları uğraşmıştım. O zamanlarda beyin gücünü kullanma, odaklanma, konsantrasyon olaylarıyla da ilgileniyordum. O zaman başladı benim bilinçaltı ve beyin gücünü kullanmayla alakalı merakım. Dolayısıyla hastalıklarda dediğim gibi %80'lik bir dilimi kaplayınca bu bilinçaltına yatan sebepler benim ilgi alanıma girdi. Nedir bu? Mesela cilt hastalıkları. Cilt rahatsızlıkları sedeftir, egzamadır, döküntüdür. Bunların hepsi kızarıklıktır. Bunların hepsi bilinçaltında yatan sebebi şiddetli ayrılıktır. Bir şeyden ayrılmışsınızdır. Sevdiğiniz birisinden, bir yerden, işinizden ayrılmışsınızdır. Vücut bu sefer dokunma duyumuzun alanı olan tenimiz bu sefer tepki vermeye başlar. Çok enteresan. Yani sevdiğinden ayrı kaldın. Hani dokunarak, biz sevdiğimizi dokunarak ifade ederiz, sarılırız. Bir manada evet. Tenimiz sevginin dokunma anlamında iletişim aracıdır. Dolayısıyla ayrıldığı zaman da bu sefer bilinçaltında sen sevdiğinden ayrıldın diye bir tepkiyle beraber vücutta rahatsız görünen bir rahatsızlığa dönüşebiliyor. Veya diğer anlamda bilinçaltı sebepleri olarak birçok hastalığın sebebi bilinçaltında yatan şeyler. Dolayısıyla benim ilgi alanıma bu şekilde girdi. Bilinçaltı nasıl oluşuyor? Hemen oraya değinmek istiyorum. Şimdi bilinçaltında biz tekrarla öğreniyoruz. Bilinçaltı tekrarla depo yapıyor. Bir şey öğreniyorsunuz, diyelim araba kullanmayı. Size anlatılıyor verilen şeyler, bilgiler söyleniyor size. Siz bu bilgileri alıyorsunuz. Arabanın içine bindiğiniz zaman, arabayı kullanır hale geldiğinizde tekrar ede ede artık bilinçaltı bilgi olarak depoluyor bunu. Yani bilinçaltı depolanı tekrar önemli. Evet. Yani karda ayak izi gibi düşünün. Bir tekrar bir ayak izidir, çok tekrar çok ayak izidir. Artık o kardaki ayak izleri bir yola dönüşür. Bilinçaltı böyle öğrenir. Bir şey mutluluk mudur, değil midir? Bilinçaltı bu şekilde öğrenir. Peki siz bu durumda temizlerken ne yapıyorsunuz? Temizlerken de, bilinçaltında yatan o şeyleri temizlerken de aksi olan düşünceyi, örnek vereceğim birazdan, aksi olan düşünceyi tekrar ettirerek, belli bir süre tekrar ettirerek bilinçaltında yatan negatif düşünceyi değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tek bir örnek vereceğim. Kendisi bir çocuk düşünelim. Çocuk düşüyor ve çocuğun
Düştüğünde ağlama sesiyle beraber yanındaki bir büyük şeker veriyor. Şimdi bilinçaltı depo yapıyor. Diyor ki şeker mutluluktur. O şekerle beraber gelen mutlu olma hissi çocukta bilinçaltında depolanmaya başlıyor. Şeker mutluluk olarak düşünüyoruz. Biz toplum olarak da zaten nikahlarda, nişan törenlerinde olsun, önemli günlerde, doğum günlerde hep şekerli şeyler tüketiriz. Evet. Çünkü bilinçaltımız şekeri mutluluk olarak depolamış. Şekerin mutluluk olarak depolanmasını kilo anlamında durdurmak için şekerin dışında da başka mutlu olan alanlar olduğunu bilinçaltı yöntemleriyle beraber kişiye kabul ettiriyoruz. Kendi tekniklerimizle beraber kabul ettirdikten sonra da kişi artık şekerden kilo verme sürecinde uzak durmuş oluyor. Evet, mesela şunu biliyorum ben, işte bazı yüzükler falan var, işte nazar değdiği zaman çatlar, dağılır falan diyorlar. Bu doğru mu bunlar? Vücutta negatif enerji varsa, negatif enerji o doğal taş negatif enerjiyi emmiştir ve çatlama olabilir. Yani nadiren de olsa olabilir. Hı hı. Bu sadece doğal taşlar için değil, diğer eşyalar için, elimize aldığımız eşyaların da geçerli. Negatif enerjiden dolayı bu şekilde bir çatlama olabilir. Peki doğal taşları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi, ya da nasıl tercih etmeliyiz? Litoterapi adı altında biz doğal taşlarla ilgileniyoruz. Evet. Öncelikle isterseniz ondan bahsedeyim. Tabii, buyurun. Lito eski Yunanca'da taş anlamına geliyor. Fransızca'ya da aynı bu şekilde geçmiş. Litoterapi adı altında doğal taşlarla ilgileniyoruz. Biz doğal taşların mineral seviyesinden ilgileniyoruz. Yani minerallerle insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastalıklara göre hangi mineralli taşıyan taşı vermemiz gerekiyorsa o taşı veriyoruz. Danışanlarımızdan tahlillerini istiyoruz. Yani kendi hastanede yaptığı tahlilleri istiyoruz. Eşim de tıp doktoru. Onunla beraber tahlilleri değerlendirip tahlil sonucuna göre o hastalık için hangi minerali kişiden almalıyız, hangi minerali yüklemeliyiz ona karar veriyoruz. Ve ilgili bölgeye rahatsızlığın olduğu organa yakın bir şekilde doğal taşlarımızdan istifade ediyoruz. Evet. Peki mesela işte çocuklarımız ateşlendiği zaman birçok taş kullanıyoruz. İşte kolye kullanıyoruz. Bunlar da doğru o zaman değil mi? İşte ateşlenmeye karşı, diş çıkarmasına karşı, tabii. Göze, nazara karşı. Tabii ki. Bunlar gerçekten bazı enerjileri kesiyor değil mi? Negatif evet, enerjileri. Şimdi elimde kehribar var. Hı-hı. Kehribar taşını şu şekilde. Bu çam ağacının reçinesidir. Bunu çocuklar için, özellikle bebekler için tercih ediyoruz. Diş çıkarımında, ateşlenmesinde, çocuk zehirlendiyse o durumun izale edilmesinde kehribar çok önemli. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde çok önemli. Ama tabii ki doğal kehribar olmalı. Yani imitasyon olmamalı. Nasıl anlayacağız bunu peki? O zaman şöyle diyelim. Biz doğal taşları tespit ederken, doğal olup olmadığını tespit ederken nelere dikkat etmeliyiz? Evet. Öncelikle güvendiğimiz bir yerden almalıyız. İkinci olarak da çok ucuz olmamalı. Yani çok ucuzsa 5 liraya, 10 liraya, 20 lira gibi diyelim. Çok çok ucuzsa bunda biz imitasyon olduğundan şüphelenebiliriz. Yani halk için söylüyorum. Bizim başka tespit yöntemlerimiz var. Ben izleyenler için söylüyorum. Evet, bu izleyenlerden şekilde dikkat etmeleri bahsettim lazım. Zaten hani güvendiğiniz yer ve bir de fiyatı. Evet. Yani çok fazla doğal taşlar pazarda ya da başka yerde bulunmayabilir. Herkes için söylemiyorum. Bazı pazarcılar bulundurabilir. Kimseyi de suyundan altına çok bırakmak istemiyorum. Çünkü çok değerli ve kıymetliler. Biz ne yapıyoruz? İşte çizme testimiz var, solüsyon testimiz var. Ondan sonra kendi gözümüzle özellikle %80 oranında kendi artık gözümüzle anlayabiliyorsunuz değil mi? En garantilisi güvendiğiniz bir yerden çok da ucuz olduğu zaman şüphelenip oradan almamak kaydıyla doğal taşlardan istifade edebilirsiniz. Evet. Peki beden ve ruh sağlığı için ne önerirsiniz? Neler yapabiliriz? Bununla alakalı da taşlarınız mevcut. Şimdi, değil mi? Yani hani şöyle gözlemlediğiniz. Şöyle ifade edeyim. Ben bunu bilinçaltı ve ruh sağlığıyla beraber anlatacağım. Hı hı. Şimdi bilinçaltında yatan sebepler bilinç yüzümüze çıkıyor. Hı hı. Yani bizim mutluluğumuzu ya da mutsuzluğumuzu belirliyor. Hı hı. Bizim için kaza yaptığımız bir araba bizim bilinçaltımızda tehlike unsuru olarak. Yani araba bizim için tehlike unsuru olarak bilinçaltımız yatabiliyor. O yüzden arabaya binmekten, uzun yolculuk yapmaktan, uçağa binmekten korkabiliyoruz. Bir başkası için uçak
yolculukta kısa süreyi kısaltmak için bir araç olurken bir diğerisi için korku unsuru olabiliyor. Bilinçaltında yatan sebep bizim bilincimizi etkiliyor, davranışlarımızı etkiliyor. Davranışlarımız negatif oldukça ruhumuz sıkışmaya başlıyor. Ruh sıkıştıkça da artık dayanamaz hale geliyor ve bedenden patlak veriyor. Bu ne oluyor? Bel boyun fıtığı oluyor. Bel boyun fıtığının bilinçaltı sebebi nedir? Çocukluktan beri çok yük almışızdır sırtımıza. Yani ailemizin yükünü almışızdır. Bazı sorumluluklarımız vardır. Çocukluktan beri yüklenmiştir. Bunlar bel boyun fıtığı olarak ortaya çıkar. Evet. Yani bilinçaltımız bilincimizi etkiliyor. O ruhumuzu etkiliyor. Ruh da sıkıştığı zaman artık diyor ki ben dayanamıyorum. Bedenden patlak veriyorum. Kişinin çok küskünlüğü varsa evet. ve çok üzülüyorsa, kalbinde kırıklık çoksa kalp rahatsızlığı olarak ortaya çıkıyor. Benim önerim değerli izleyicilerimize bilişi bedene vurmadan, yani bu rahatsızlıklar bedensel olarak ortaya çıkmadan önce temizlemeye çalışmaları. Evet. Daha bilinç altındayken temizlemeye çalışmalarıdır. Evet. Aslında bayağı daha sohbet edecek konular var ama inşallah en yakın zamanda sizi yine bekleriz buraya. Daha detaylı, daha uzun sürede daha soracağımız çok sorular var çünkü. Ayaklarınıza sağlık. Tanıştığıma çok memnun teşekkür oldum. Ederim. Çok teşekkür ederim.